Birçok insan üzülüyor. Bazen bir kızı sevip üzülüyorsunuz. Yaş biraz büyüyor, işte arabanız oluyor. Arabaya karşı sevgi besleyip bazen elinizde onun gitmesine üzülüyorsunuz. Bazen bir ev oluyor bu, bazen bir para oluyor. Yani bizi birçok üzen hadise var. Birçok olaydan etkileniyoruz. Bizim dönemimizde pantolondan bile etkileniyorduk. O zamanlar böyle Levi's diye bir marka vardı. Çok az kişi de vardı. Onu da böyle aldığın zaman böyle çok farklı bir adam oluyordun. Onu giyince böyle sanki böyle bir değişik bir tip oluyorsun yani. Levi's. Ha? Bak almıştın değil mi? Bak kıvrılmıyor bu. Bu abi zengin, bilginiz olsun. Çok az kişi alabiliyordu. Bir o, bir ben belki tahmin. Sonra biz iflas ettik, bir o abi giyebildi. Tabii onların gerçekten insana katkısı vardı. Sonra ne oldu? Bu bedenimizi sevmek, saçımızı sevmek, tipimizi sevmek. Facebook'tan bugün yarın paylaşırım. Gençliğe dair bir resim atayım da herkes beni kel doğdum zannediyor. Öyle değil. Yani insanın sevdiği şeyler vardı. Ben de öyle sabahları böyle inanılmaz derecede saçlarımı tarar, fönler, jöleler. Hatta jöle o zamanlar pahalıydı. Bizim dönemimizde limon sıkardık. Hiç unutmam, bir gün böyle Ümraniye Lisesi'ne gidiyorum. Sabun sıktım. Sabunla yaptım. Kuru sabunu böyle yapıyorsun, az ıslatıyorsun. Az yapın ama dikkat edin. Böyle yapıyorsunuz, o böyle orayı böyle jöleli gibi tutuyor. Tabii o gün de yağmur yağmasına denk geldik. Benim gözler nasıl biliyor musunuz böyle? Kıpkırmızı. Arkadaşlar diyor, ulan bir sabun kokusu geliyor diyor. Fakirlik zordu ya sana. Şimdi buradaki hadise de ne? Yani biz hakikaten insan olarak üzülüyoruz. Bazı şeyler bizim hayatımızda bize zarar veriyor. Bediüzzaman Hazretleri de bununla alakalı bir ders anlatmış. Hatta geçen dedim ki Mehmet Paksu diye bir abimiz var. Belki tanırsınız, Moral FM'de radyo programcısı. Bunu konuştuk ayaküstü. Dedim ki abi, bizim gençlerin en çok dedim etkilendiği ders 3. lemada bu ya baki entel baki dersi dedim. Aa, o çok derin bir ders dedi ya. Onu nasıl dedi? Anlıyorlar, idrak ediyorlar dedi. Yani bizim gençlerin en büyük hastalığı olunca en çok ilgilendiği konu. Bakın o kadar güzel anlatmış ki, o kadar güzel tarif etmiş ki. Yani bu asırdaki insanların en büyük derdi. Tabii insanın ciddi sıkıntıları var. Buna Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği müthiş bir çözüm var. Kısa bir ders ama öyle kilit bir söz söylüyor ki. İnanın ben birçok hayatımdaki üzüntülere bu dersin neticesinde son verdim. Burayı anlamam neticesinde artık hiç üzülmedim. Hatta dün bana biri dedi ki, Musti diye, hatta burada mı, fayansçı bir kardeş. Abi dedi, 7 yıldır seni tanıyorum. 7 yıldır bir kere dedi üzüldüğünü, sıkıldığını, böyle yüzünde bu manada bir şey olduğunu hiç görmedim dedi. Ne bunun sırrı? İşte onun sırrı bu ya baki entel baki dersi. Gerçekten bu dersi anladıktan sonra artık hiç o hayatıma da öyle bir sıkıntı, keder, dert kalmadı yani. Bakın neymiş? Müthiş bir hakikat. Kısacık bir yeri var zaten. Öz orayı çözünce iş bitecek. Birinci defa ya baki entel baki, bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan, yani Allah'tan gayrı her şeyden tecrit ediyor, kesiyor. Şu cümleyi unutmayın. Neymiş? Ya baki entel baki. Bunun anlamını açacağız. Bunu söylediğiniz zaman ya baki entel baki, hani nasıl cerrahi bir ameliyat yapılır, keserler sizi. Aynı onun gibi bu ya baki entel baki cümlesini siz inanarak ve iman ederek söylerseniz, sizin kalbinizi Allah'tan gayri her şeyle irtibatını kesiyor. Fişi çıkartıyor. Bakın nasıl yapıyor. Şöyle ki, insan mahiyeti camiyeti itibariyle, yani Allah'ın onu yaratmış olduğu özellikleri itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Her şey bizi ilgilendiriyor değil mi? Yani hava durumu da bizi ilgilendiriyor. Arkadaşlarımızın sıkıntısı da bile ilgilendiriyor. Birisinin para kazanması, kaybetmesi, hasta olması da bizi ilgilendiriyor. Öyle bir şekilde yaratmış ki Allah bizi, her şeyi dert ediyoruz. Her şeyi, her şeyle alakadarız. Yani zihnimiz, duygularımız, hislerimiz hiçbir şeyle alakayı kesmiyor. Peki bu durumun bize verdiği bir zarar var mı? Bunun altını çizelim. Yani bu kadar alakadarlık,
Bu kadar hassasiyet bize nasıl bir zarar verebilir? Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidad-ı muhabbet yerleştirilmiştir. Allah ne yapmış bizi? Bir, her şeyle alakadar surette yaratmış. Her şeyi merak ediyoruz, üzülüyoruz veya seviniyoruz. Sonra sınırsız bir muhabbet, sevgi özelliği yüklemiş. Ne gibi biliyor musunuz? Mesela şu iPhone'unuzu sonsuz seviyorsunuz. Neden? Çünkü sınır sevgimizde yok. Bir şeye yönelttiğiniz zaman şayet onun ayarlarını ayarlayamazsanız o sevginiz o yönelmiş olduğu şeye tamamını veriyor. Yani elinizdeki sonsuz sevgi sermayesini bir şeye komple verebiliyoruz. Özelliğimiz bu. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Annemiz, kardeşimiz, arkadaşımız, arabamız, elbisemiz, saçımız, her şeye karşı bu sonsuz sevgi muhabbetini ne yapıyoruz? Dağıtıyoruz. Koca dünyayı bir hanesi evi gibi seviyor. Mesela düşünün, hepimiz misafiriz değil mi dünyada, biliyoruz. Hepimiz öleceğiz değil mi, biliyoruz. Yani bir gün gideceğiz, dert edecek bir şey yok. Mesela bir gün bize misafirliğe gelseniz, misafirliğe gitmiş olduğunuz evde dert eder misiniz? Ulan şuraya bir halı koyalım, çek yatı değiştirelim, tablo koyalım. Böyle bir endişeniz olur mu? Neden olmaz? Sizin de misafirsiniz. Ne yani bu şey hiçbir alakadar olmadığını, sizi ilgilendirmeyen bir mesele hakkında dert ediyorsunuz. Hatta ulan bak beyaza boyayalım ama beyaza boyayacağız ama para da yok. Nasıl boyayacağız? Çek yat alayım dedim, takside girsem. Bak bizim evde yaşıyorsunuz bu duyguları. Bir garip değil mi? Ulan gitsene kendi evini orada düşünsene, benim evimi niye dert ediyorsun? Peki buradaki mesele ne? Misafir olduğunuzu bile bile, gideceğinizi bile bile ister istemez insanın duyguları ne yapıyor? Oraya yöneliyor. Dünya bir misafirhane mi? Evet. Niye dert ediyorsunuz o zaman? Ya abi işte şu işte halledemedik, şunu dikemedik. Ya işte bak 3 katlı yapacaktık, 4'ü çıkamadık. Arabayı alamadık. Bunların hepsi dünyada kalmayacak mı? Misafirhane. Peki niye bu kadar dert ediyorsunuz? Nedir buradaki hadise? Yani ne yapıyoruz biz? İşte burada Bediüzzaman Hazretleri şunu anlatıyor. Sana bu işi yaptıran şey, sana Allah'ın vermiş olduğu o sonsuz sevme özelliği var ya, bu sana bunu yaptırıyor. Ama Allah sana bunu nasıl kullanacağını öğrenmen için de bir rehber göndermiş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O bize bizdeki duyguların nasıl kullanılacağını gösteriyor. Şimdi dikkat edin. Koca dünyayı bir evi gibi seviyor, ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyor, gidiyorlar. Hiçbir şey, güzellik, değil mi? Araba, mal, mülk, sevdiğin kadın, her şey bozuluyor. En kral, dünyanın en güzel kadınıyla evlenseniz bile, sonra bir müddet sonra dünyanın en güzel çirkin kadına dönüşüyor 50-60'ta. Doğru mu? Yani o görsel güzellik ne oluyor? Gidiyor. Ne oldu bakın, hani çok güzel bir kadındı, harikaydı, bilmem neydi. Ne oldu, bütün bu özellik iptal oldu. Bak durmuyor, gidiyor. Ama sen bütün sevgini ona vermiştin. Şiirler yazmıştın, Müslüm Gürsöz'den parçalar dinlemiştin. Ne oldu? Bak o kadar çaba, mektuplarını okumuştun, mesajlarını okumuştun. Ne oldu bak senin o kadar sarf ettiğin muhabbetin karşılığı gitti. Firaktan insan bu ayrılıktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti, o hadsiz muhabbet sevgisi hadsiz manevi bir azaba sebep oluyor. Ne oluyor bu sefer? Sen sıkıntı yapıyorsun. Allah Allah kardeşim, o da gitti, bu da gitti, o da gidecek, bu da gidecek derken sen de bir keder, dert, bilmem ne hadiselere başlıyor. O azabı çekmekte ise, hani insan bir azap çekiyor ya, bakın tespite bakın. Kabahat kusur insana aittir. Neden? Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, o sonsuz sevme özelliği, burası çok önemli, asıl nokta burası. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, o sonsuz sevme özelliği, hadsiz bir cemali bakiye, sonsuz güzellik sahibi olan Allah'a tevcih etmek için verilmiş, yani Allah'ı sevmek için verilmiş,
O insan ise suistimal ederek, o sevgiyi kötüye kullanarak, o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurunun cezasını da ayrılığın azabıyla çekiyor. Bu ne demek? Mesela normalde biz hani bir alışveriş yaparız. Bir gün telefon alırız, araba alırız, ev alırız, bir şey alırız. Gidersin böyle, kendince de araştırmışsındır. Değil mi? Mesela bir telefon çıkmıştır. İşte kaç para bu? İşte 3 milyar. Ben 3 milyar alırım bunu, böyle bir keyifle de gösteririm. 3 milyar aldık falan şekil böyle. Gayet güzel. O esnada gelir bu Alper. Abi kaça aldın onu? 3 bin lira. Abi 500'a adamı veriyorlar. Almayanı dövüyorlar. Aynısını. Ulan nasıl aynısı lan? Aynısı abi. Dese bu esnada ben nasıl bir duygu hissederim? Yaşamışsınızdır bunu mutlaka. Ben yaşadım. Yaşadın değil mi? Kazıklanma duygusu. Kazıklanma duygusu. O ne? Telefon. Jetonla mı çalışıyor? Ne? Şimdi buna dikkat edin. Peki burada bizi bu böyle hadi ya dedirten, üzen şey neydi? Biz 500 liraya alabileceğimiz bir telefona gittik, 3 bin lira verdik. Mesela çingenelerle alışveriş yapanlar bilir. Kaç para bu diyorsun takım şeyi? 250 lira diyor. 15 dakika dayanabilirsen 3 liraya alıyorsun. Evet. Değil mi? Yani çok enteresan. Ama bazı arkadaşlar geliyor, abi 250 dedi diyor, 150'yi aldım diyor, çok iyi oldu diyor. Ulan ne geçirmiş herif sana? 3 liraya alacaktı, 150 çakmış. O adam var ya sabaha kadar uyuyamıyor ya. Hakikaten ne geçirmiş herif diyor ya. Sağa sola dönüyor. Neden? Çünkü değmeyecek bir şekilde ürüne çok fazla para verdi. İşte bizim de sermayemiz neymiş? Sevgi. Sonsuz sevgi. Ve bize çok acı veriyor bu. Hani burada böyle asparagas geçmeyin hepiniz ya. Alayınızın mutlaka %80'inde bu yaşamışsınızdır yani. Sevmişindir, olmamıştır, biz ters köşe yatmıştır, bir sürü şey. Sadece kız olarak söylemiyorum yani. Erkeği de kastetmiyorum, böyle aranızda yoktur tahmin ediyorum. Yani dünyevi diğer şeyler anlamında. Ne oluyor? Biz bu sefer o sonsuz sevme sermayesini götürüp ne yapıyoruz? Fani olan birine biliyoruz. Bu araba oluyor, ev oluyor, bazen en çok da ne oluyor Haki? Kız oluyor. Karı kız oluyor diyor. Adamın o yolda şeyi var bak, karı kız. Bu, peki neden kaynaklandı bu sıkıntımız? Bunun altını çizelim. Sonsuz sevgimizi biz o kıza veriyoruz. O kız da bize bizim istemiş olduğumuz o sonsuz sevgimizi vermiş olduğumuz alakayı göstermeyince, şefkati, merhameti, sadakati göstermeyince, bir günde belki Allah alem başınıza gelmez inşallah seni aldatırsa, ulan diyorsun değmezmiş şerefsiz. Değil mi? Dert, keder, böyle bir hüzün, boş boş bakmalar böyle. Bana yapılır mı lan bu? Ben uzun zamandır mutsuzum diye. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ya arkadaşım, kabahat senin değil mi? Sen niye bu kadar abarttın ki? Yani ne yapman gerekirdi? Ona onun hak ettiği kadar değer verecektin. O zaman üzülmezsin. Herkese herkesin hak ettiği kadar. Onun için bir söz vardır. Üzülmeyecek kadar sev. Yazın bunu Facebook'tan, Twitter'dan. Üzülmeyecek kadar sev. Yani seni üzebilecek derecede sevgini o karşılığında o sevgiyi hak etmeyene verme. İşte bu kusurdan teberri edip fani mahbubattan alakayı kesmek, o sevgililer o insanı terk etmeden evvel o insan o fani mevcudatı terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye, gerçek sonsuz sevilecek olan Allah'a hasr-ı muhabbeti, muhabbetini ona yöneltmekle ya baki entel baki cümlesi ne demekmiş bakın. Baki, hakiki, yalnız sensin. Masiva, senden gayri her şey ölümlü. Fani olan elbette baki bir muhabbete, bakın fani yani ölümlü olan sonsuz bir muhabbete, ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılmış bir kalbin
alakasına sebep olamaz demektir. Şimdi bütün sevdiğiniz şeyleri düşünün. Bütün sevdiklerimizi yaratan Allah. Diyorsunuz ya, ya bir kızı sevdim. Dünyada bir saadet yaşayamadık. Olsun. Allah sana cennette aynı surette, aynı şekilde verir. Belki diyeceksin ki, ya Uğur abi dünyada bir evim barkım olmadı. Sorun değil. Allah sana ebediyen cennette kasırlar, köşkler, saraylar verecek. Dedin ki ya Uğur abi bir yere kadar çok güzel bir vücudum vardı, fit. Sonra oldum Sinan Can gibi. Şimdi ne olur? Bak diyeceksin ki Allah sana cennette bambaşka bir suret, harikulade bir vücut verecek, üzülme. Peki burada kimi razı etmek çalışmak gerekiyor? Öyleyse baki olan Allah'a sevgini verirsen, haki bak sen hiç istemediğin halde senin sevdiğin şeyleri yaratmış. Hiç istemedik değil mi? Neyi seveceğimizi bile bilmiyorduk ki ne isteyelim. Allah bizi bizim bütün sevebileceğimiz şeylerin içinde yaratıyor. Biz ne istediğimizi bile bilmemiş bir şuur içindeyken. Şimdi size soruyorum. Talepsiz böyle bir misafirhanede ağırlanıyoruz. Allah bize vaat ediyor. Diyor ki siz bütün muhabbetinizi bana verirseniz, bütün sevdiğiniz şeylerin kaynağı ben olduğumu bilir iman ederseniz, ya baki entel baki der, fani mevcudatın elinizden gitmesine üzülüp dert edinmezseniz, hem dünyada sıkıntısız bir hayat, hem de ebedi cennette sonsuz bir saadet yaşarsınız. Sırrı ne? Ya baki entel baki. Bakın ne diyor. Madem hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Hatta bu cümle öyle bir enteresan oldu ki, o videonun yayınlandığı dönemde Facebook nasıl biliyor musunuz? Böyle bütün paylaşımlar şey yazıyor. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Enteresan bir şuur. Niye oraya çıktığınız zaman bakın aklınıza sizin de gelecek. Diyeceksiniz ki mesela bir sıkıntı, Orhan tam gidiyor pantolonu bir yere taktı. Ne diyeceksin Orhan? Ya baki entel baki. Arabayı çarptın. Ne yapacaksın? Kaskoya bakacaksın var mı? Ya baki entel baki değil mi? Yani sen dikkat edin bir arkadaşından bir vefasızlık gördün. Ne diyeceksin? Ya baki entel baki. Peki Allah bize neden bu sıkıntıları çektiriyor? Baki olan Allah'ı anla, tanı ve o sevgini doğru yolda yönet diye. Biz ne yapıyoruz? O hatayı yaptığımız için ne oluyor? Dünyada acı, sıkıntı ve üzüntü çekiyoruz. Son kısım bitirelim. Yalnız sen bakisin. Senin ipkan ile, senin devam ettirmen ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. Madem sen bakisin, söyleyeceğimiz cümle ve idrak edeceğimiz şuur, madem sen bakisin yeter, her şeye bedelsin. Madem sen varsın, her şey var. Son paragrafa dikkat edin bakın ne anlatıyor. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan, yani bir şeyi sevmemize sebep olan hüsün, güzellik, ihsan, hediye ve kemal, kusursuzluk umumiyetle baki hakikinin hüsün, ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Yani Allah'ın kainatta tecellisi olan şu güzellikler Allah'ın zatının yanına kıyas edildiği zaman dünyada en güzel diye adlandırmış olduğunuz ne varsa
o esmanın tecelliyatının neticesi olan zatına kıyaslandığı zaman bir gölge hükmünde kalıyor. Yani biz neyi seviyoruz? Gölgeyi. Bir örnekle bitireyim. Projeksiyon var elimizde. Bir kamera var. Lütfen dikkat edin. Volkan kamerayla beraber bizden 3000 kilometre uzakta harikulade bir manzara bize gösteriyor. Kamerayla. Çekiyor, canlı görüyor. Birinci manzaranın yansımış olduğu yer neresidir? Kamera. O kamerayı 3G şartıyla bir canlı yayın vesilesiyle bizim buradaki projeksiyonu aktarıyoruz. İkinci geldiği yer neresi? Üçüncü olarak biz ise o manzarayı burada görüyoruz. Tamam mı? Burada gördüğümüz harikulade bir manzara ve biz o manzaraya aşık oluyoruz. Her gün gelip bakıyoruz. Her gün onunla duygularımızı tatmin ediyoruz. Sonra bir gün elektrikler kesiliyor. Ve bizim bütün duygularımızı bağlamış olduğumuz burada güzellik kayboluyor. Allah diyor ki üzülme. Hakiki güzellik neredeydi? Orada. Hiçbir bozulma yok, orada devam ediyor. İşte Allah o ilk o baktığınız manzaradaki gibi. Yani kaynak Allah. Tecelliler var perdeler şeklinde. Kamera, projeksiyon, duvar ve duvarın kabiliyeti gibi. İşte şu anda görmüş olduğunuz bütün bu güzellikler, çiçek, böcek, insan yüzü, lezzet ne aklınıza geliyorsa bu perdeden seyrediyoruz. İşte ölümle beraber veya bizim elimizden çıkmasıyla beraber perdedeki görüntüdeki güzellik kayboluyor. Ama baki olan güzellikte hiçbir bozulma yok. İşte ya baki entel baki, Allah'ım güzelliğin kaynağı sensin. O kaynaktan tecelli edenle bu adamı yaratmışsın. Ben bu adamı seviyorum ama hakikatte o güzelliğe ulaşmak için seviyorum. Bütün sevgimi buna değil sana yönlendiriyorum demektir. İfade edebildim mi? Onun için insan asla dünyadaki eline ulaşmış olduğu güzel nimetlerin hiçbirisinin gitmesinden mahzun olmaz. Hemen neyi düşünür? Kaynağı Allah. Onun için ne der? Ya baki entel baki. Madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın Allah'ım her şey var. İşte bütün bu mevcudat belki cilve-i esma hüsnanın gölgelerinin gölgesidir. Şimdi güneş varken herhalde güneşin ışıklarının vurmuş olduğu cam parçasındaki o ışıklar sevilmez. Bütün sevgimizi güneşe yönlendirmemiz lazım. Hata, üzüntü, sıkıntı yaşamamanın çaresi neymiş? Ya baki, entel baki. El Fatiha.